Öğrenmeyi öğrenmek diye bir şey hiç duydunuz mu? Şimdi diyebilirsiniz ki bu da nereden çıktı? O kadar ders, konu varken bir de bunu mu öğreneceğiz? Bana sorarsan her şeyden önce ilk öğrenmen gereken bu. Öğrenme ile ilgili taktikleri kimi lise döneminde öğrenir, kimi üniversite, şanslıysa da ilkokul döneminde kavramaya başlar. Ders çalışma sürecinde belleğini en iyi şekilde kullanabilmen ve hızlıca öğrenebilmen için bir dizi kurala uyman gerektiğini düşünüyorum. Uyguladığın takdirde çok daha hızlı öğreneceğine eminim. O halde şimdi ders çalışırken öğrenme hızını arttıracak 7 maddeye şöyle bir göz atalım. İlk maddemiz, herkesin çok iyi bildiği üzere öncelikle bir çalışma masan olmalı ve masada çalışmalısın. Bu masa sana ait bir odada olsa iyi olur. Ancak dert etme, kullanabileceğin sana ait bir oda yoksa ortak kullanılan alanda bir çalışma köşesi de oluşturmaya çalışabilirsin. Çalışma şartları oluştuğuna göre ikinci adım, dakik bir şekilde 30 dakikalık seanslar halinde çalışmanı öneririm. 30 dakika boyunca masadan su içmeye bile kalkmadan sadece kitabına odaklanarak çalışmanı öneririm. Örneğin bugün 5 seans yapacağım şeklinde kendine hedefler koyabilirsin. Çalışacağın onlarca konuya odaklanmaktansa süreye odaklanman şimdi hangisini çalışacağım kaygısından seni uzaklaştırabilir. 3. Ara vermeyi ihmal etmeyin. Her 30 dakikalık çalışma seansları arasına 10 dakika molalar koyarak çalışabilirsiniz. Bu aralarda beden gevşer, zihin öğrendiklerini daha da sağlamlaştırır. Çalışma seanslarında saat tuttuğun gibi molaların içinde 10 dakikayı geçmeyecek şekilde zaman tutmanı öneririm. O aralarda her şeyle uğraşabilirsin. Ancak mümkün mertebe TV ve telefon gibi cihazlardan uzak durmanı öneririm. 4. Tekrar yapmayı ihmal etme. Alman psikolog Hermann Ebbinghaus'un unutma eğrisine göre öğrenme sürecinde en kritik kısım tekrarlar yapmak. Tekrar birçoğumuz için sevilmeyen bir kelime olabilir. Çünkü çalışırken hızlıca ilerlemek ve bitirmek istiyoruz. Ancak unutma grafiği gösteriyor ki, yeni bir şey öğreniyorsanız her 20 dakikada bir tekrar yapmak oldukça etkili. Kişi öğrendiğinin yarısına yakın kısmını 20 dakika içinde unutuyor. Hiç tekrar yapılmazsa öğrenilmiş bilginin %80'ine yakını unutulabiliyor. Yani konuyu öğrendim, hızlıca yeni konuya geçeyim demeden önce dönüp tekrar bir göz atmakta fayda olduğunu düşünüyorum. 5. Gece yatmadan önce ve sabah kalktığınızda 10 dakika gün içinde öğrendiklerinizi gözden geçirmelisiniz. Bilgiyi pekiştirmenizi sağlayacak. 6. Aradan zaman geçse bile öğrendiğiniz bilgi belleğinizde yerleşene kadar daha seyrek aralıklarla tekrarlar yapmalısınız. Bu tekrar kimi zaman göz atma şeklinde bile olabilir. Uzun süreli kalıcılığı sağlayacak ve zihninizin hatırlama sürecinde daha kolay çağrışım yapmasıyla sonuçlanacaktır. Gördüğünüz gibi hızlı tekrar öğrenme sürecinde o kadar önemli ki, konuyu birkaç ay sonra yeniden öğreniyormuş gibi çalışmamak için hızlı, kısa ve seyrek aralıklarla konulara göz atmanızı öneririm. 7. Müzik dinleyerek çalışmayı da biliyorum. Keyif alıyorum. Ancak ders için ayırdığınız dikkat edin. Müzik dinleyerek çalışmayı bırakın. Biliyorum, keyif alıyorsunuz, motive oluyorsunuz. Ancak ders için ayırdığınız dikkatin müzikle bölüşülmesi verimi oldukça düşürüyor. Birçoğunuz diyebilir ki, ben müzik dinlerken bir süre sonra müzik sesini duymuyorum bile. Duymadığınız o ses, bir süre sonra sizde yorgunluk yapıp performansın düşmesiyle sonuçlanıyor. Bu sebeple önerim, müzik dinleyeceğiniz saati dahi programınızda belirlemeniz ve ders saatinden ayırmanız. Bu maddelere ilaveten ders çalışma teknikleriyle ilgili daha önce de bazı videolar çekmiştik. Onlara da göz atmanızı öneririm. Sınavlarınızla ve derslerinizle ilgili çekilmesini istediğiniz başka videolar varsa yorum kısmına yazarak bana iletebilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olarak çekilen yeni videolardan haberdar olabilirsiniz.